Bu dersimizde Oracle PLSQL cümlelerinden case cümlesini inceleyeceğiz. Case cümleleri yapısında belirtilen şarta uygun komutların çalıştırılmasını sağlar. Bu şu anlama geliyor. Biz bir şart veriyoruz ve o şartın sonucunda uyan sorguyu bize hazırlıyor. Temel sintaksi şu, yani söz dizimi bu. Case ile başlar, şart verilir. Bu değişken değere sahip olabilir. Daha sonra altta when ifade 1, then sonuç 1 şeklinde yazımı var. Ve else ile her zamanki gibi bu sonuçlar olmadığı takdirdeki yapılacak işlem belirtilir, bildirilir. Daha sonra da end ile bu cümle kapatılır, bitirilir. İlk olarak temel bir kullanımı şu şekilde yapabiliriz. Employees tablosundan salary, yani maaşlar üzerinde bir işlem yapacağız. Mesela şöyle bir işlem gerçekleştirmek isteyelim. Employees, yani çalışanlar tablosunda maaşı 2000'den düşük olanları bir kategori, 3000'den düşük olanları, yani 3000'in altında olanları farklı bir kategori, 4000'in altında olanları da farklı bir kategori. Diğerlerinde tamamen farklı bir kategori olarak, yani 4000'in üzerindekileri de farklı bir kategori olarak göstermek isteyelim. Bunu en hızlı şekilde, en temiz kod ile case yapısıyla yapabiliriz. Şu şekilde select salary, yani normal sorgu yazıyormuş gibi sütunumuzu yazıyoruz. Select salary şeklinde virgülle ayırdıktan sonra case yapımızı yerleştiriyoruz buraya. Case when salary küçüktür 2000 ise, yani salary 2000'den küçükse, then, yani ne yapması gerektiğini bildiriyor. Sonuçtu gördüğünüz gibi. Bunu kategori 1 olarak adlandır. Maaş 3000'den küçük ise, tabii ki bunların hepsi buna giriyor, bunun içerisine. 3000'den küçük ise kategori 2, 4000'den küçük ise kategori 3, else, yani 4000'in üzerinde olanların tamamı için kategori 4 diye isimlendir şeklinde bir sorgu sonucu gelecek. Daha sonra case'i end ile kapatıyoruz. From employees diyerek sorguyu tamamlıyoruz. Çalıştıralım. Şimdi şöyle bir sonuç geldi bize. Şu şekilde açalım. 24.000'in altında olanlar kategori 4. Nereye kadardı? 4.000'e kadardı. 4.000'e kadar olanlar kategori 4 şeklinde sıralanacak. Mesela 4200 var burada. Kategori 4. 4000 olsaydı o da kategori 4 olacaktı. Yazması gerekiyordu. Kategori 3'e bakalım. 3100. Burada 3100 kategori 3'e denk geliyor. Çünkü 4000'in altında 3000'in üzerine denk geliyor. Gördüğünüz gibi 3100, 3000 ile 4000 arasında ve kategori 3 olarak isimlendirildi. 2900, 2000 ile 3000 arasında olduğu için kategori 2 şeklinde isimlendirildi. 2800, 2600, 8000'e bakalım. Kategori 4 diyor. Neydi? 4000'in üzerindekiler kategori 4 olarak isimlendiriliyordu. Çünkü burada şuna dikkat edin. 4000 yazıyor fakat 4000'de salary küçük 4000 deniyor. Yani 4000'den küçük maaşa sahip olanlar kategori 3'te sıralanacak. Else, yani 4000'in altında değil, 4000 ve üzerinde olanlar kategori 4 olacak. Çünkü bunların hiçbirine uymayan tüm şartlar, yani üzerindeki tüm şartlar kategori 4 olarak isimlendirildi. Biz de bu şekilde 8000'i kategori 4'te görmemiz tabii ki normal. Buraya bakarak hani belki burada 4000 yazıyor, neden bu şekilde görünüyor diye düşünmeyin. 7900 aynı şekilde, mesela 3200 kategori 3'te. 3200 neye denk geliyor? 3000 ile 4000 arasına. 3000'in altında olsaydı kategori 2 olması gerekiyordu. Ancak
3000'in üzerinde olduğu için 3200 o zaten buraya girmiyor. Burayla alakası olmuyor. Direkt 4000'in altında olarak görünüyor. 3000'in üstünde, 4000'in altında. Haliyle kategori 3'e denk geliyor. Bu şekilde 3200 kategori 3 oluyor. 2700 kategori 2. Bu şekilde kategori 1 bakalım. Kategori 1 yok. Ya da biz göremedik. Bu şekilde yapabiliyoruz. Tekrar özetle baştan alalım. Şimdi select sorgumuzu sıradan employees tablosu üzerinde gerçekleştiriyoruz. Ve burada salary maaşlarının tamamını alıyor. Listeliyoruz burada. Sol tarafta. Şimdi buna mantıken bir hesap yapmamız gerekiyor. Bunları yazabilmemiz için. Burada istediğimiz şu. 2000 lira üzerinden söyleyelim. 2000 lira maaşın altında olan tüm çalışanları kategori 1. Örneğin az maaş alanlar diyebiliriz buna. Az düşük maaş alanlar ya da hani açlık sınırında ya da fakirlik sınırında gibi düşünebiliriz. Bu şekilde kategori 1'e atmak istiyoruz. Bu şekilde listelemek istiyoruz. 3000'in altında olanları ve 2000'in üzerinde olanları, 2000'in üzerinde ve 3000'in altında olanları kategori 2 şeklinde sıralayacağız. 4000'in altında, 3000'in üzerinde olanları da kategori 3 olarak. Bunların hepsinin üzerinde, yani 4000'in de üzerinde olanları, kısaca diğerleri diyebiliriz buna, onu da kategori 4 olarak listelemek istiyoruz. Bunu da case yapısı teorik olarak şu şekilde: case, when, when'den sonra işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi ifade oluyor bu. İfade nedir? İstediğimiz işlem. Yani bunu yapacaksan sonucunda eğer uyuyorsa then, then'den sonrasını, buradakini gerçekleştir anlamını taşıyor. When salary küçüktür 3000, then kategori 2. Bu şekilde temel bir kullanımı var. Alttaki biraz daha karışık gibi görünse de daha iyi bir örnek olabilir. Bunu ekrana yazdıracağız DBMS output putline ile. Onun için set server output on'u kullanıyoruz. DBMS output'ta, düzeltiyorum, script output'ta görünmesi için. Declare kısmında bir tanımlama gerçekleştiriyoruz. Begin içerisinde case yapısını kullanacağız. Declare'de sınıf adında bir varchar 2, 10 karakterlik bir değişken tanımlıyorum. Bunun içerisine bir değer atadım. Default, yani varsayılan değer. Bunu birazdan anlatacağım. Bu şekilde bir tanımlama yaptım. Begin end içerisinde de case yapısını kullanıyoruz. Case yapısı şunu sağlayacak. Ben burada hangi harfi verdiysem, burada bulunan harfler içerisinde hangi harfi verdiysem onun karşılığında olan string değeri ekrana yazdıracak. Mesela A dediysem A yüksek not almış diyebiliriz buna. Yüksek not almış bir değer. Yani A, B, C diye notlandırma sistemi olduğunu düşünürsek A mükemmel oluyor. Yani 100 üzerinden 100 gibi düşünebiliriz bunu. B çok güzel. C güzel. D makul. F kötü. Onun, bunlar hariç olan, yani bunlardan da kötü olanlar ise sınıflandırılmamış, yani sınıfta kalmış da diyebiliriz. Şimdi biz burada varsayılan değer olarak C'yi vermiştik. C burada bize ekrana güzel yazdırması gerekiyor. Güzel string değerini. Bunu da şu şekilde bakalım. Case sınıf diyoruz. Burada sınıf neydi? Varchar 2 veri tipine sahip bir değişkendi. Bu değişkene bir değer atamıştık. Burada işte case'den sonra bunu veriyoruz. Çünkü bunun üzerinde bir değer okuma işlemi ve kıyaslama işlemi gerçekleştireceğiz. Burada değer atamamış olsaydık, burada zaten bir kıyas yapmamızın bir anlamı kalmayacaktı. Buradaki sınıftaki değeri case içerisinde kullanacağız. Onun için bunu verdik. Bundan sonra when diyoruz.
ben diyoruz ki ifade bu, yani A harfi bu ise then DBMS output putline mükemmel. Ama bakıyoruz sınıftakiyle karşılaştırılıyor A harfi. Burada C var. Burada A yazıyor. Demek ki bu değil. Bunu kafadan zaten geçiyoruz. Bir alt satıra geçiyor. Bakıyor when B string değeri. Bunu da kıyaslıyor diğeriyle. Yukarıdakiyle. Burada C, burada B. Bu da değil. O yüzden çok güzel yazmıyor ekrana. Bir alt satıra geçiyor. When C. Sınıftaki değer neydi? C. Kendisi bununla kıyaslıyor buradaki değeri. O zaman diyor ki beni buradaki işlem için istemişler diyor. Ve kendisini buradaki işlemi çalıştırmak için görevlendiriyor. When C then DBMS output putline güzel. Yani ekrana güzel string değerini yazdıracak. Bunu onayladıktan sonra zaten diğerlerinin bir hükmü kalmıyor. Şu şekilde çalıştırıyorum. Ekrana güzel yazması gerekiyor. Evet. Yani bizim adımladığımız tüm sıralama doğru. Çünkü ekrana güzel yazdık. Temel olarak kullanımı bu. Çok karmaşık sorgulardansa, karmaşık if sorgularındansa bu case yapısını kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olabilir.